Öyle yaklaşıyoruz ama ön yargımız yok. İlk yaptığımız şey bunu dijital ortama atıp çok detaylı bir şekilde büyüterek kare kare, piksel piksel inceledik. Bir maket mi, bir yerinde ip incisi nasıl var mı? Kesinlikle böyle bir şey yok. Ayrıca saniyenin 25'te biri bir zamana inerek kare kare yaptığımız taramada, bu 22 dakikalık görüntüdür orijinali, taramada çok önemli bir karelerin içinde çok önemli bir görüntüye rastladık. İşte kırılma noktası bu oldu. Yani bizim bu basın toplantısını yapmamızın ana nedeni bu olayın hem çoklu tanıklar tarafından gözlemlenmiş olması, şahidinin çok olması, hem de en önemlisi şu görmekte olduğunuz görüntüyü yakalamış olmamız. Yani burada görüyorsunuz arkadaşımız Yalçın Bey şuradaki cisme odaklanırken saniyenin 25'te biri bir zamanda iki nesne daha var burada. Biri solda, biri sağda göreceksiniz. Onlar da görüntüden tabii kadrajdan çıkıyorlar yavaş yavaş. Burada donuk halini görüyorsunuz. Yalnız birkaç, bir saniye gibi bir zaman duruyorlar ve yavaş yavaş ve biz bunun 25 karesinde ayrılışlarını da çok net görüyoruz. Bu bizi çok etkiledi. Yani burada kesinlikle maket olmadığı, montaj olmadığını da ispatlayan bir karedir bu. Bu görüntüden sonra da bilim kurulumuzdaki yetkili arkadaşlarımız zaten künyemizden de incelersiniz. 10 gün süren incelemelerimizden sonra bu görüntünün kesinlikle çekilenlerin gerçek görüntüler olduğuna %100 eminiz. Ve bu konuda şüpheci olan hangi kurum varsa onlara da bir teklifimiz var. Gelin bunu bağımsız bir görüntü inceleme laboratuvarlarında araştırsınlar ve varacakları sonuç bizlerle aynı olacaktır. Bu görüntüleri YouTube aracılığıyla tüm dünya kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ve bu paylaşımdan sonra da Brezilya'dan Rusya'ya, İsviçre'den Tayvan'a kadar birçok ülkenin haber ajanslarında flash haber olarak girdi, yer aldı ve çok büyük ses getirdi, yankı uyandırdı. Ve dünyadaki diğer UFO araştırma merkezleriyle irtibat halindeyiz. Herkes çok etkilendi. Önümüzdeki ay Nevada'da yapılacak Uluslararası UFO Kongresi'nde ana konularından biri bu olacak ve 90 dakika bir sunum yapacağım. Ayrıca yine History Channel'da Los Angeles'ta bu konuyla ilgili de bir çekim yapılacaktır. Ve bu konuyla ilgili gelişmeleri biz sizlerle kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.